Nirengi Derneği Direktörü İdil Türkmen Ay Aydınlığı bizimle birlikte. Merhaba İdil Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ebru Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, çocuk yaşta evlenmeye zorlanan kız çocuklarını konuşuyoruz. Aslında istismara uğramalarına göz yumulmuş çocuklar bunlar. 18 yaşından küçükler istismara uğradığında neler yapmalı? Biraz da ondan bahsedelim. Buyurun lütfen. Tabii. Ben bu çerçevede Nirengi Derneği istismara karşı destek hattından bahsedeceğim. Ancak öncesinde bir çocuk yaşta erken ve zorla evlilik kavramını birazcık açmak istiyorum. Çocuk yaşta evlilik ve zorla evlilik konuşuldu. Bir de erken evlilik kavramımız var. Çocuk yaşta evlilik dediğimizde zaten stüdyo konuklarınız da oldukça net ifade ettiler. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre daha erken yaşta ergin olsa dahi 18 yaşın altındaki tüm bireyleri kabul ediyoruz. Yani burada çok net bir çizgimiz var. 18 yaşın altındaki her birey aslında çocuk. Çocuk yaşta evlilik dediğimizde bunu bir aklımızdan çıkarmamızda fayda var. Erken evliliğe geldiğimizde ise yaştan bağımsız olarak, yani 18 yaşından büyük olabilir veya küçük olabilir. Evliliğin getirdiği sorumlulukları, ki fiziksel, duygusal, cinsel, psikolojik birçok sorumluluk getirmekte, bunları farkında olup olmama durumu devreye giriyor ve bunlarla ilgili hazır olup olmama durumu devreye giriyor. Bu nedenle erken evlilik de çocuk yaşta evlilikten sonra ikinci önemli bilmemiz gereken bir kavram. Zorla evlilikte ise zaten adından da belli olduğu gibi kız kaçırma, vatandaşlık gibi çeşitli gerekçelerle bir şekilde kişinin rızasının olmadığı, yani aslında tam ve özgür rıza dediğimiz gerekliliğin yerine getirilmediği evlilikleri kastediyoruz. Şimdi bu üç durum içerisinde de elbette yapılabilecekler var. Durumun kendisinin çok zor olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kişi açısından, kişinin kendi duygu durumu açısından çok zorlayıcı olduğu muhakkak. Ancak çaresizlik hissetmek, hissetme duygusunu çok anlamakla beraber yapılabilecekler olduğunu unutmamak gerekiyor ki adım atılabilsin ve o istismar şiddet döngüsünden çıkılabilsin. Evet. Nirengi Derneği istismara karşı destek hattı ile normal şartlarda biz aslında 18 yaşın altında her türlü şiddete ve istismara maruz kalan çocuklara yasal süreçler ve psikososyal destek konusunda destek veriyoruz. Bundan da kasıt ne? Tabii ki de kamunun görevini icra etmek değil. Ancak bu programda da daha önceki programlarda da işaret edilebildiği gibi bazen aksaklıklar olabiliyor süreçte. En basitinden şöyle bir durum vardır. 18 yaşın altında bir çocuğun otomatik olarak zaten Türk Ceza Kanunu uyarınca, CMK denilen ceza muhakemesi kanunu uyarınca bir avukatı olur. Ve süreci aslında onunla idealde götürebiliyor olması gerekir. Burada hem çocuğun kendi sorularını sorabiliyor olması gerekir. Eğer çocuğa eşlik eden bir bakım veren varsa onun da bu bilgi sürecinde var olması gerekir. Lakin uygulamada biz bu sistemin tabii ki de iyi işleyen örnek gördüğümüz gibi işlemediği durumları da görebiliyoruz. Burada da şu boşluk ortaya çıkıyor. Çocuk veya bakım veren bu konuda adım attığında, sürecin nasıl ilerlediği konusunda bilgi sahibi olmadığında, şikayetin geri çekilmesi gibi, ailenin içerisinde bu defa sanki sonuç alınamıyor gibi yanlışlıklara, yanlış algılara ortam olabiliyor. Bunların da çok ciddi sonuçları olabiliyor. Çünkü normal bir, yani dışarıdan gelen, normal derken dışarıdan gelen bir istismar vakasında dahi aile içinde bir bilgi karmaşası olduğunda çocuğun üzerindeki bir baskının çok arttığını görüyoruz. Hele bir de bu aile içerisinde ailenin yönlendirmesiyle yaşadığı bir baskı olunca bilgi ihtiyacı çok daha net ortaya çıkıyor. Bu sebeple Nirengi Derneği istismara karşı destek hattı ücretsiz olarak çocuğu CMK avukatına ulaşabilmesi için destek veriyor. CMK avukatı değişikliği gerekiyorsa bu konuda süreci destekliyor ve de aynen şu an Kadın Dernekleri Federasyonu'nda olduğu gibi ilgili paydaşlarımızla bağlantı halinde çocuğa ulaşılmasını sağlamak noktasında destek oluyor. Diğer boyutsa psikososyal destek.
bekleriz ki, isteriz ki çocuğun mağduriyeti ilgili makamları adli süreçlere yansıdıktan sonra çocuk hemen bir uzmanla buluşabilsin. Aklımız hani hemen bunu getirir. Ama ne yazık ki uygulamada süreç böyle işlemiyor. Çocuklar ve yine dediğim gibi eğer aile dışından gerçekleşen bir olaysa bakım verenler hem adli süreçleri sürdürebilme, dirayetlerini koruyabilmek adına hem sistem hakkında bilgi alabilmek adına bir psikososyal danışmanlığa ihtiyaç duyuyor. Buradaki boşluğu da yine istismara karşı destek hattı ücretsiz olarak desteklemeye çalışıyor. Hattımıza başvuran mağdur çocuk, mağdur çocuğun bakım verenine psikososyal destek hizmeti sunuyoruz. İlgili durumlarda eğer kendi bünyemizdeki uzman psikolojik danışmanlar ve klinik psikologların yanı sıra bir SELP mekanizması gerekiyorsa, yani bundan kastım bir psikiyatrik yönlendirme gerekiyorsa, burada da yine aracılık ediyoruz. Yine ilgili paydaşlarımıza, kamuya yönlendirme yapıyoruz. Hatta da 050-216-5367 numaralı telefondan ulaşılabilmekte. Evet, peki. Yani başına çocukların böyle bir şey gelirse sizin yardımlarınızı anlattınız. Peki bu olayların önüne geçmek için toplumsal olarak ne yapılması gerekiyor? Tabii ki eğitim. Her şeyin başı bilgi güçtür ve evet, eğitim çok önemli. Çünkü şöyle bir durum var. Eğitimden kastım aslında şu. Tabii ki de kasıtlı olarak çocuğu bir gelir aracı olarak gördüğü için evlendiren aileler mevcut. Ama bir de bunun yanı sıra çocuğun üzerinde ne kadar olumsuz etkiler olduğunu bilmeyen aileler olduğunu da görüyoruz. Yani bir şekilde süre gelmiş alışkanlıklarla aman canım biz de böyle büyüdük hani o da büyür bir şekilde yaklaşımıyla olan durumlar da görüyoruz. Bu nedenle çocuğun erken yaşta, çocuk yaşta olan evliliğin özellikle sağlık sonuçları, burada annenin gebe kalması halinde oluşabilecek olan sağlık riskleri, keza bebeğin erken doğuma bağlı olabilen veya başka komplikasyonlar sonucunda hayatını yitirebileceği, bu gibi aslında ölüm kalım meselesi olan bir karara imza attıklarını bir kere bir anlatmak, göstermek gerekiyor. Bunun haricinde çocuğun aslında eğitim hayatına katılması halinde, eğitimin sürekliliği halinde yine toplumsal olarak ve o aile içerisinde ne kadar faydalı olabilir bileceğini anlatmak gerekiyor. Yani birazcık aslında olumsuz sonuçlar konusunda bilgiyi yılmadan, sıkılmadan, karşı taraf dinlemeye hazır olacak şekilde onunla farklı ortamlarda da bir araya gelerek, toplumsal kanaat önderlerini de kullanarak sürekli olarak aslında eğitim çalışmalarını yinelemek gerekiyor. Bununla ilgili UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun çok kıymetli çalışmaları var. Muhtarlarla, çeşitli başka toplum liderleriyle hane hane gezerek yapmış oldukları çalışmalar var. Zaten az önce programda da işaret edildi. Bunun sonuçları anlatıldığında çoğu zaman aslında kişiler daha uzlaşmacı olabiliyor. Tabii evet, ki bir konuda ekonomik sebepler. En son sadece şunu söyleyebilirim. Yurt dışındaki modellerde de geçim kaynağı üzerinden ailenin desteklenmesi önemli bir konu. Çünkü bazen de şunu görebiliyoruz. Çocuğu doyuramadığı için, çocuğun beslenmesi ve diğer masraflarını karşılayamadığı için aslında evlendirerek bir çözüm yarattığını düşünebiliyor aileler, bakım verenler. Bunun da yine toplumsal politikalarla desteklenmesi, hanenin bu çaresizlik içinden sistem tarafından çıkarılması gerekiyor elbette. Evet. Bunu da söyleyebilirim. Peki. Ben de size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Konuklarınıza da sevgiler. Hoşçakalın. Sevgiler. Teşekkürler. Sevgiler.